Selam dostlarım. Yeni bir dersle tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz ki en son 15 derslik bir parmak egzersizi serisini geride bıraktık. İzlemeyenler varsa kanalımdan o ders videolarını bulup izlemelerini tavsiye ederim. Bu derste sizlere gitarımızın ilk 3 perdesindeki notaların yerlerini göstereceğim. Böylece portre üzerindeki yazılı notaların gitar klavyesindeki yerlerini öğrenmiş olacaksınız. Bu da bize karşımıza notalarla yazılmış bir doküman çıktığında çalabilmemize yardımcı olacaktır. Notaları öğrenmenizi istiyorum çünkü daha sonraki derslerde çalışmalar yaparken ve parmak egzersizleri yaparken bunları notalarla birlikte çalışacağız ve kısa kısa etütler sizlere göstereceğim. Bu ders serisinin faydalı olacağını düşünüyorsanız beğenerek ve yorumlar kısmına görüşlerinizi yazarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Az önce ekranda paylaştığım resimde neler yapacağımızı görmüş olduk. İsterseniz görüntüyü durdurup resmi inceleyebilirsiniz. Resimde gördüğünüz notaların ismi dörtlük nota, yani bir vuruş değerindedir. Bu çalışmada I ve M parmak vuruşları ve tel numaraları belirtilmiş. Buna göre çalışmamızı yapacağız. Şimdi resimde de gördüğünüz gibi ilk notamız mi notası, yani 6-0 mi. İ parmağıyla başlıyor, ondan sonra me, sonra i, me, aşağı telleri geçsek bile bu i me sırası bozulmuyor. 6-0 mi. İ parmağıyla başladım. Ondan sonra 6'ya 1 fa, 6'ya 3 sol, 5'e 0 la, 5'e 2 si, 5'e 3 do, 4'e 0 re, 4'e 2 mi, 4'e 3 fa, 3'e 0 sol, 3'e 2 la, 2'ye 0 si, 2'ye 1 do, 2'ye 3 re, 1'e 0 mi, 1'e 1 fa, 1'e 3 sol. Ondan sonra resimde de görüyorsunuz. Tekrardan sol ile devam ediyor. Bu sefer i parmağında kalmıştık. M parmağıyla. Sol. Fa. Mi. Re. Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Do. Si. La. Sol. Fa. Ve mi. Evet dostlarım, böylelikle serinin ilk dersine bir giriş yapmış olduk. Sonraki derste arızalı seslerin portre üzerinde nasıl gösterildiği ve klavye üzerindeki yerlerini öğreneceğiz. Videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.